sistem ve finansal kurumların gelişimiyle ilgili sunum yapacak zannediyorum. Evet hocam, şu an. Evet hocam, buyurun o zaman. Canım, paylaşıyorum. Ayşegül Hoca komple gitti görünüyor. Yok değil mi Arife? Ben de göremiyorum. Ben de görünmüyor hocam. Şimdi geldi hocamız. Hocam kusura bakmayın, sesim geliyor mu şu an? Evet, geliyor, rica ederiz. Sistem bir anda attı. Paylaşmaya çalışıyorum. Şu an paylaşamıyorum. O yüzden. Doğrudan ekranımı paylaşamıyorum herhalde. Seçenek de var. Ekranı paylaşmakta, sunumu paylaşmakta var. Tıkladım PowerPoint için ama. Evet, şimdi ekranınızı paylaştım. Paylaştım, süper. O zaman şöyle. Evet. Şimdi oldu. Tamamdır. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk finansal sistemi ve finansal kurumların gelişimi, bu 100 yıl temalı bir konferans olduğu için o şekilde biz finansal sistemin gelişimi, Türk finansal sistemi, Türk finansal sistemindeki kurulan kurumlar ve bunların rolü hakkında bilgi vermek istedik sizlere. Şimdi çok temel bir giriş yapacak olursak, finansal sistem hepimizin bildiği gibi fon arz edenler, talep edenler, düzenleyiciler, aracı kurumlar, yatırım araçları vesaireden oluşmaktadır. Dolayısıyla da temel olarak kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar olarak ikiye ayırıyoruz. Türk finans sisteminde de en çok bankalar aracı kurumlar arasında sayı olarak da en fazla yer elde ettiği için bankacılık ve bankacılık dışı kurumlar olarak da bu noktada ayırmamız doğru olacaktır. Tabii ki finansal kurumların amacı piyasalardaki para hareketlerini etkin bir şekilde yürütülmesinde aracı olarak yer elde etmektedir. Fon fazlası olanlardan fon ihtiyacı olanlara bir akış sağlamak adına. Şimdi bu noktada hem küreselleşme hem dijitalleşme, Endüstri 4.0 artık ülkeler arasında finansal piyasalarda sınırların ortadan tamamen kalkmasıyla beraber finansal araçlar çeşitlenmiş, istikrarsızlık, belirsizlik artmış ve tabii ki risk yönetimi gibi alanlarda yıllar itibariyle artık finansal piyasalarda yer almaya başlamıştır. Bu sebeple de mevcut durumdaki finansal kurumlar neler, neden kurulmuş, yeterli mi, yeterli olmadığı durumlarda ne gibi eklemeler yapılıyor? Bu noktada bu açıdan bir ele aldık biz çalışmamızı. Şimdi iki döneme ayırdık bu noktada. Cumhuriyet'in kurulduğu yıl itibariyle 1980'e kadar olan ilk dönem, bu noktada devlet piyasaya denetleyici, düzenleyici rolüyle
daha çok müdahale ettiği bir dönem olarak yer almakta. 80 sonrası liberalizasyon olarak geçer tüm kitaplarda da zaten. Finansal sistemin serbestleşmesiyle beraber, işte küreselleşmeyle beraber artık yabancıların finansal sisteme dahil edilmesi, yabancı para cinsinden işlemlerin gerçekleşmeye başlaması ile artık Türk finansal sisteminde yeni bir nokta ikiye ayrılmış oluyor bu şekilde. Yine birincil ve ikincil piyasalar kuruldu. Hazine bono ve tahvil satışlarına başladı 1986 yılında, tabii ki kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla. Interbank kuruldu. Sonrasında yine piyasadaki likidite sıkışıklığı, likidite fazlası olan bankaların ihtiyaçları yine bu araçla karşılanmış oldu. Tabii ki bu süreç içerisinde, yüzyıllık süreç içerisinde hem küresel hem de bazı yerel finansal krizler meydana geldi. İşte bankacılık krizi olabilir, mortgage krizi olabilir gibi. İşte 94, 2000, 2001, 2008 ve 2018 yıllarında gerek piyasaları gerek tüm dünyadaki finansal sistemi etkileyen krizler meydana geldi. Ve bu dalgalanmalar aslında sadece finansal piyasalarla kalmadı, reel ekonomiye de çok ciddi anlamda etkileri olmuştur. Türkiye bu noktada hem genç nüfus hem çok ciddi bir potansiyeli var. Bu sebeple de Türk finansal sistemi de aslında yatırımcıları çekebilmek adına hem çok cazip de olabiliyor. Finansal sistemde mevduat bankaları, katılım bankaları, kredi kuruluşları var. Bunların ilaveten işte sigortacılık, bireysel emeklilik, kalkınma bankaları, yatırım bankaları, artık hem yurt dışından gelen yabancı bankaların şubeleri de çok ciddi anlamda son 20 yıldır belki faaliyetlerine devam etmeye başladılar. Şimdi finansal kurumlarda baktığımız zaman yine hem güvenilir olmaları gerekiyor hem zamana ayak uydurmaları gerekiyor ve işlemleri de kolaylaştırmaları gerekiyor. Dolayısıyla da sürekli zaten resmi gazetede ya bu finansal kurumlara ilişkin, araçlara ilişkin, sermaye piyasasına ilişkin mevzuatta, yönetmeliklerde sürekli bir güncelleme, eklemeler meydana geliyor ki artık sürekli dinamik bir ortamdayız ve bu dinamik ortamda artık finansal sistemin ayakta kalabilmesi, diğer ülkelerle rekabet edebilmesi ya da gelişmiş ülkelere adapte olabilmesi adına bu şekilde bir rol üstlenilmiştir. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar olarak ikiye ayrılmamız da mümkün bu noktada. Bankacılık sektörüne baktığımız zaman Türk finansal sisteminin en önemli parçası bankacılık sektörüdür ve gerek sermayenin tabana yayılması açısından hem sermaye hacminin büyüklüğü açısından gerekse de finansal sistem içerisindeki sayıca ve oranca büyüklüğü açısından bankacılık sektörü oldukça önemlidir. Bankacılık sektöründe 1840'larda Galata'da başlamış. Sonrasında 1847'de ilk banka dersaadet, İstanbul Bankası ilk yabancı banka kurulmuştur. Ve 1856-1875 döneminde yabancı sermaye ile 11 banka kurulmuştur. Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber 1960'a kadar 27 ulusal banka kurulmuştur. İlki de İş Bankası olmuştur. Tabii ki 1929'da büyük buhran söz konusu ve yine büyük buhranla beraber de kalkınma planlarının, devlet planlamasının ön plana çıktığı yıllar aslında bu yıllar. Sümerbank, Etibank, Halk Bankası gibi devlet bankaları kurulmuştur. Yine 1930'da Merkez Bankası, Mevduat Koruma Kanunu, Bankalar Kanunu gibi artık önce kurum, ihtiyaca binaen kurumlar, kurumların gelişmesi ve adapte olabilmesi açısından da çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüğe girerek yıllar itibariyle aslında finansal sistemin geliştiğini de görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da işte Yapı Kredi Garanti Bankası, Akbank gibi özel bankalar kurularak aslında bankacılık sektörü ...1960-80 dönemi ve 80 sonrası yine serbestleşme, liberalizasyon dönemiyle beraber İMKB, işte SPK gibi kurumlarda artık faaliyetlerine başlıyorlar.
1990'lara gelindiğinde artık serbestleşmenin de etkisiyle beraber daha sık finansal krizler yaşanmaya başlamış. Tabii ki bunda serbestleşmenin etkisi, yabancıların yatırımları gibi çok fazla sebebi de var. Yüksek reel faiz oranlarıyla karşı karşıya kalınmış. 94, 2000 ve 2001'de ya yani 94 2001'de finansal kriz, 2000'de de bir bankacılık krizi yaşanmıştır. Sonrasında hemen bankacılık krizini toparlayabilmek ve bir daha karşılaşmamak adına aslında BDDK faaliyete geçmiştir ki BDDK'nın faaliyete geçmesi ve çeşitli düzenlemelerle aslında 2008 krizi tüm dünyayı etkilerken Türkiye'de o kadar derinden etkilenmemiştir bankalar ve finansal sistem. Aracı kurumlar yine bu noktada aracı kurumlara ilişkin çeşitli yönetmelikler devreye girdi. Sonrasında hukuki idari kurumlar, işte Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası'nın yanı sıra çeşitli kurumlar yine faaliyetlerine başladı. Çok böyle hızlı toparlamaya çalışıyorum zaman kısıtımız olduğu için. Hazine Müsteşarlığı bu noktada hem sigortacılık, özel emeklilik konusunda bir otorite kurumunda, Sigortacılık Genel Müdürlüğü yine Emeklilik Gözetim Merkezi, Emeklilik Danışma Kurulu da yine Hazine Müsteşarlığı'yla doğrudan faaliyetlerini sürdürüyor. 2012 yılında dediğim gibi SPK sermaye piyasası kanunda değişiklik meydana geldi ve piyasalardaki değişiklikler artık yeni çıkan finansal araçlara da bu son sermaye piyasası kanununda yer verildi. Sonrasında tasarruf mevduatı, sigorta fonu, finansal kiralama, faktöring, finansman şirketleri kanunu ile ortaya kondu ve Finansal Kurumlar Birliği kuruldu. Dolayısıyla aslında günümüzde sürekli finansal piyasalarda bir değişiklik oluyor. Yani en son artık kripto paralar artık en son dünyada kullanılan ve bunlarla ilgili dünya üzerinde de ne yapılabilir diye ayrı bir tartışma konusu ama hani bunlarla ilgili bir yasal mevzuat, düzenleme vesaire olsun mu diye konuşuyoruz artık en son ve en uç nokta. Türk finansal sisteminde de sürekli işte türev araçlar piyasaya giriyor ya da çeşitli finansal araçlar, varantlar, aklınıza gelebilecek tüm finansal araçlar Türkiye'de, dünyada kullanılmaya başladığı andan itibaren nasıl adapte edebiliriz, nasıl yasal olarak bunu yönetmeliklerde yer verebiliriz diye düzenlemeler meydana geliyor ve artık bu süreç içerisinde sürekli bir güncelleme bu noktada geliyor. Hem finansal araçlara, hem finansal kurumlara, hem de sistemin işleyişine bu şekilde. Dolayısıyla da 1923'ten itibaren özellikle bankacılık sektörü finansal sistemin açısından çok önemli bir yer taşımakla beraber serbestleşme sonrasında diğer finansal kurumlara da yer verilerek bu şekilde bir 100 yıllık süre içerisinde baktığımız zaman aslında çok da ciddi anlamda bir gelişme olduğunu, finansal sistem açısından çok ciddi bir atılım yapıldığını da görmemiz mümkündür diye toparlayayım oldukça özetlemeye çalışarak. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Sorular varsa sorular alalım. Ayşegül hocamıza. Ağırlık olarak benim üzerinde durdunuz galiba değil mi? Hem BDDK hem de hocam sürekli zaman içerisinde ihtiyaca bağlı olarak çeşitli kurumlar kuruluyor. BDDK kuruldu bankacılık krizi sonrasında Türkiye'de. Sonrasında dünyada meydana gelen işte Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan süreçte aslında bankacılık sistemimiz yasalarla ve BDDK ile korunduğu için tüm dünya kadar etkilenmedi. Dolayısıyla alınan bazı önlemlerin de bu şekilde işe yaradığını finansal sistem açısından görüyoruz. Yani aslında hisse senedi piyasamızda biraz daha derinleşse, kapsamı biraz daha önemli hale getirirse SPK'nın da önemi artacak ama Önceki sunumu yapan arkadaşımız gibi Brexit'e evet gelişmekte olan ülke olmaktan kaynaklanan bir durum. Zaman içerisinde işte kişi başına düşen gelir artıp günümüzde çok fazla inovasyon, yenilik yatırımları da var biliyorsunuz. İşte kişi başına düşen gelir artıp katma değer artıp vesaire oldukça
gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülke kategorisine umarım zaman içerisinde geçeceğiz bu şekilde. Tabii dış piyasalardan da yatırım gelebilirdi. Yani sadece iç piyasa belki yeterli olmayabilir ama o alanda düzenlemeler yapıp orayı da geliştirmek lazım. Burada da SPK'nın önemi yani çok fazla. O yüzden finansal kuruluşlardan bahsederken ondan da düzenleyici, denetleyici kurumlar arasında tabii bahsetmek gerekir. Öyle hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O zaman...